arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün nasip olsun inşallah. Babam yoğunca yeri düzeltmiş. Yoğunca gideceğiz. Traktörümüzü çalıştırdım şimdi. Babamla beraber ovaya doğru gidiyoruz. Evet, hepinize iyi seyirler. Onu bu yahu. Onu bir kol koyayım ben. Bununla yoğun çekeceğiz arkadaşlar. Değil değil. Bunu da yok. Ağla çok mu? Yollar seni gide gide.
Yalancının özellikleri yazalım, bu nedir? Özellikleri yazıyor yalancının. Evet arkadaşlar, tarlaya geldik şimdi. Yalancı tohumlarımızı gördüğümüz gibi babam ekecek bunu eliyle. Dün Faruk teyzeoğlu tarlayı düzeldi demiş, sağ olsun, Allah razı olsun. Şimdi baba da yalancıyı ekecek. Ben de babamın vücuduna bir tane kamera sabitledim. Yavaş yavaş yavaş. Rahim. Allah'ım deli deli köz oldu bu yarabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım deli deli köz doldu dolu ya Rabbi. Gözlerim görmüştü. Arkadaşlar buraya geçen hatırlarsınız, buraya sel gelmişti, bizim köyün köprüsü göçmüştü. O zaman burada yoncaydı. O zaman burayı komple sel aldı, yoncayı getirdi gitti. Ben babam ekmeyelim dedim de babam diye bozdurmasın diye, yazık diye. Ne olacağı belli değil yine, hava şartlarından sel atlar diye korkuyorum yine. Hayırlısı bakalım. Babam ekelim dedi, ekelim bakalım. Bir dönüme 6,5-7 dönüm ekiyor, şey kilosunu ekiyoruz. Şimdi burası millik olduğu için sıvarmak istemiyor. Mesela bu sene ektiğimiz yonca 3 kiran biçiliyor. Allah bereket versin. 3 dönüm yerden 150 balığı, 3 kiran biçtiğim 150 balığı oluyor. Efendim sen 150 balığı 10'ar kilodan neydi? 1500, 3 ton yonca geliyor buradan. Efendim sen. 3 ton yonca geliyor. Biz bu 3 ton yonca geliyor. 3 ton yonca geliyor. 3 ton yonca. İşte alt dönüm yere ekiyoruz. 250 balya falan oluyor. Hayvan namazı. Bir 3-5 hayvanı. Yim vermesene daha. Amme yim veriyoruz. İnek başını. Bir ton, 1,5 ton yine yim yediyoruz. Yim yediğimiz için efendim sen inekten 20 kilo süt çıkıyor bir inekten. Ama yim vermesen 10 kilo, 8 kiloya düşüyor. Yalnız yim versen günde 6-7 kilo yim. Yonca ile bir öğün yonca, iki öğün yim versen 20 kilo süt çıkıyor. Ama vermesen çıkmıyor.
Çünkü efendim şöyle, yonca şöyle ekili. Üç parmağınla atacaksın. Veya kendi ektin ise kendir gibi. Veya arpa gibi atmayacaksın. Arpa gibi atarsan olmaz. Çok sık olur, bereketi olmaz. Ölçük gevşek olursa sapı iri olur. Efendim şöyle şeyde hayvan çok güzel yiyor. Ama ince olursa ince olsa da çok bızağa yarıyor. Fakat büyük hayvanı iri yonca olsa da ne olursa olsun yonca olsa da yiyor. Allah bereket versin. Taşına toprağını uyarsın. Allah'ım güle güle ekiyoruz. Güle güle bitmek nasip etsin. Efendim sen hayırlı hayvanını beslemek nasip etsin. Selden sepkandan korusun Cenab-ı Allah. Beterinden saklasın. Efendim sen mal para diye bir kilo et 6-700 lira. Bir bızağı beslesen 100 milyon ediyor. 50 katlık süt satıyorsun 150 milyon bir inekten. Bir inek de senede 30 milyon yiyor. Yalan yok yani. Beslenen arkadaşlar biliyor. Ama 30 milyon yüdümesen ineğin bızağısından da hayır çıkmaz. Kendinden de hayır çıkmaz. Fakat yün verirsen yonca verirsen, yün verirsen göz almalığına bakarsan 3 ayın 20 kilo bir inekten, en ufak inekten 20 kilo su çıkar. Simenter olsun veya ben montofon sağmıyorum. Simenter sağın. Kırması simenter. 18'den 20 kilo süt çıkıyor. 5'ini bızağa veriyorsun. 15'ini eve götürüyorsun. Allah bereket versin. Ama bu yonca olmasa diyeyim de vermesen çıkmaz da besleyemesen de yemek versen yemek olur. Yemek vermesen yemek olmaz. Armut bir ağzıma düş olmaz. Efendim sen. Gorgoda oturmayla. Efendim sen olmaz. Çalışacaksın, tarayacaksın, gümüş gibi altını temizleyeceksin. Hayvanına malına bakacaksın. Kendine baktığın gibi aynı. Mesela elbiseyi neyle giyiyor? Hayvanın sırtı öyle olacak, temiz olacak. Ettiğin yağ kokmayacak. Temiz temiz yiyeceksin. Komşuya verdiğin zaman yüzün kızarmayacak. Ama güzel etmesen, efendim, altını kurmasan, üstünü süpürmesen hayvanın ne olur? Ne olur? O zaman süt kokar. Der ki arkadaş senin sütün kokuyor. Der arkadaş. Ama temiz bakarsan malına kendin gibi temiz elbise giyin o gibi bakarsan malına malında sütü, yağı, eti efendim söyleyin parası çok temiz olur. Ama bakmasan bir ineğe bir kilo yiyeyim, iki kilo yiyeyim beyin de süt çıksın dersen o zaman hayvandan da hay çıkmaz. Efendim söyleyin bızağısından da hay çıkmaz. Bir bızağı günde 5-6 kilo süt yiyecek. En az bızağı 5,5-6 ay emzireceksin. Yim vesen de emzireceksin, yim vemesen de emzireceksin. Yim vesen de emzireceksin, yim vemesen. Şimdi mesela ben bızağı beslediğim zaman 5,5-6 ay süt veririm. Tanı olsun, du olsun. 16-18 aylık oldum, 300 kilo gül. Allah bereket versin. Bu onun etin kilosu 400 lira, 380 kat kesim. 300 kilo geldi zaman neydi? 120 milyon tutuyor. 16 aylık, 20 aylık bızağı. Allah taşına toprağına nur yaksın. Ama daha fazla beslersen 450-500 kiloya kadar geliyor. Bir şey ki fakir olduğumuz için efendim şöyle fazla besleyemiyoruz. Satıyoruz mesela ki 18-20 aylık oldu mu. Şimdi Allah yukarıda mübarek günde yalan konuşma şey olmaz. Ondan sonra bu işle böyle efendim sen çalışırsan Cenab-ı Allah ekmek verir. Çalışmasan demez. Tabi doğru değil mi? Tabi. Tabi. Herkes de biliyor bunu. Ben değil sadece. Allah da biliyor. Kul da seziyor. Olmaz. Çalışmayınca, terlemeyince ben bu 75 yaşındayım. Bak yonca yiyorsun. Ekmek yiyeceksin. Çoluk çocuk aç kalmasın diye. Ama ben bu yoncayı ekmesem çoluk çocuk aç kalmaz ama süt yoğurt olmaz. Bızağım olmaz. Efendim söyleyeyim. Ona göre işte ekiyoruz yoncamızı Allah bereket etsin. Allah'ım deli deli ekiyoruz. Dolu dolu vermek nasip etsin Cenab-ı Allah. Başka değil. Allah'a şükür olsun. Allah'ım Cenab-ı Allah mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Bunun ilk sahibi kim? Cenab-ı Allah. Ben ekiyorum kim bilir kim yer. Mesela Allah uzun ömür versin Cenab-ı Allah. Müslüman kullarına yardım etsin Rabbim ya Resulallah. Başka bir şey yok. Efendim şimdi biz bunu ekiyoruz. Üstüne merdaneye çekeceğiz.
bir buçuk ay sonra, iki ay sonra biçmeye başlayacağız. Ama bu sene iki kere biçeriz. Niye dersen sulamıyoruz. Burası millik yer. Sulamasan yoncanın ömrü uzun oluyor. Sularsan ömrü kısa oluyor yoncanın. Bu kadar işte. Azaldı mı bu? Hava boğun ısınmaya başladı, görüyor musun? Yakıya boğun. Evet, azaldı arkadaşlar. İki tas şey bir şey kaldı. Arkadaşlar bu babamın göğsüne kamera taktım ama biraz açıyı dar almış gari. Şöyle birkaç dakika bom sohbetinden sizlere ondan da şey yaparım, koyarım. Evet arkadaşlar, çöplerimizi aldık. Onları da köy götürünce atarız, yakarız onları. Evet, oğlum da yoncayı ekti. Yavaş yavaş köye doğru gidelim. Köyde de yine ufak tefek işlerimiz var. Annem bilmiyorum, bamya ekeceğiz dedi ama. Annem kaya tarlaya bamya ekeceğiz dedi. Belki bamya ekmeye gideriz. Kuller için iyi bir köy temizliyor. Çocuklar bugün okula gitti. Bugün 15 Nisan 2024 yılı. Evet, yine köyde durak yok, koşturmaya devam. Havalar ısındı, işler güçler başladı. Şu anda köydeki ne iş görüyor köylerimiz? Köylerimiz şu an sarımsak otu çıktı arkadaşlar artık. Sarımsak kazıyorlar. Şu an bütün komşularımız, yani köyde nadir insan bulursun yani şu anda. Herkes sarımsak otu kazıyor arkadaşlar. Tam zamanı şu anda. İnşallah Allah'ım herkese hayırlı işler nasip etsin. Allah'ım bereketli eylesin işlerimizi, güçlerimizi. Arkadaşlar yoncamızı ektik, geldik. Şimdi bakalım annem babam seslenmeye gitti. Eğer annem gelirse buradan ağrı kaya tarlaya gidelim. Orada bamya ekeceğim diye, bakalım oraya da. Evet arkadaşlar, şimdi bahçeye geldi annem. Gidiyor, elmalar falan çiçek açmış burada da. Nereden bakarsanız bayramdan bu tarafa gelmedik. Daha da fazla olmuştur. Çok güzel olmuş. Zeynep'in elmalar falan çıkmış maşallah. Oo, çok güzel olmuş maşallah. Bugün fotoğraflar beni çektiği bağırıyor. Ay maşallah maşallah. Sarımsak bizim maşallah büyümüş. Soğanla büyümüş maşallah. O elmalar çiçek açmış, sarımsaklar büyümüş. Bir hafta içinde Allah maşallah ortalık yemyeşil olmuş. Evet arkadaşlar, şöyle gerçekten dedim ya, bayramdan buraya gelmedik. Hani güler bu sene korktuydu. Çilekler falan burada, hayvanlar yemişlerdi. Çilekler maşallah büyümüş. Evet, çilekler çıkarmış arkadaşlar maşallah. Kütlerin canı sıkılıyordu. Çileklerim gitti diye. Maşallah şuraya bak. Kütler görünce sevini.
Ay maşallah. Papatya mı? Yok dur, papatya herhalde şunlar. Yok papatya mı? Çilen çiçeği mi? Ya ben de kafam karıştı ya. Kafam karıştı arkadaşlar, çilen çiçeğiymiş. Ben de diyorum papatya gibi maşallah. Güzel açmış. Otları vardı annem, otlarını peklemeli. Bakalım elimizden geldiği kadar. Biraz seveceğiz ortalık. Harika olmuş arkadaşlar, çok güzel maşallah. Her taraf yemyeşil olmuş. İlk baharında bu oyunu seviyorum ben de. İleride şurada. Evet, vişneleri göstereyim. Vişneler çok güzel olmuş. Kata bitmiş içinde. Hep kata çok. Soğan aynı yolların onların bana. Sarımsağın içinde mi? Sarımsağın içinde kata var. Bu ağda. Yağınca da bitmiş. O sene otuna işimiz. Kokla sokuyor, kokla. Kokla sokuyor. Motoru kuymayınca olmuyor. Motoru kuyalım şuraya. Çiftçi bu unutu basmış. Nane değil mi? Nanenin içini. Bu biçilmez de bak. Büyüyor baksana. Maşallah epey şey etmiş. Hoca bir çardak yaptı hocam üzüme. Küçük bir şey şuraya. Mustafa hoca bir tek şey yapmış evine. Ne çok güzel olmuş. Şeyi bir yaprağa kıdemedik. Şey, Kadir bak şey yetmiş de devenin yanı başında. Aynı bundan işte ikisi. Uzamış gidiyor. Ya işte buraya yine. Uzattıramadık biz yaprağı. Hayvan girdi buraya aynı. Hayvan koydular biz gidesiye. Onun için zarar gördü. Bakmadınız oğlum ne diyorsun? Neyle bakacağım ona? Bakmadınız ki dolaşmadınız o ya. Millete kuş etmiyor, kapalı yere koyulmaz. Git gidesiye koydular. Ne edelim? Kapalı yere koyulmaz ki. İyi yine açtı baksa. Açtı mı? Açmış açmış maşallah iyi. Yalanın birini kırmışla yemişle. Bu sene daha kalın olur iyi olur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bekleyeceğim mi böyle? Şey edeceğim. Çileye kazacağım. Müzeyyen kazı geçeceğim. Kazamadık ki. Ne gelemek bayramda meydana? Bayramda toprak oyunu ellenmez ki. Ne neler? Bu ya doğru geliyor baksa. Isırgan bak. Isırgan mı baksa? Ana.
şöyle yolu beyin de bir kat. Kalmayın anne şeye de özgür. Çıkmayla. Kalmayın anne katkın öyle de bile. Olmuşlar. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş eve gidelim. Burada fazla bir işimiz yok. Annem bamya ısladı. Yarın dikerim diyor. Nasıl olsa yarın dikeriz inşallah. Çekmeye çalışırım size. Şimdi eve doğru gidelim. Şimdi bugün Faruk çocukları alacaktı. Onun işi çıkmış. Şimdi okuldan çocukları almaya ben gideceğim. Onları da alayım gideyim okuldan. Ortam harika gerçekten de. Her taraf. Drone'u götüreymişim. Güzel böyle ilkbaharın tam görüntüsünü havadan bir çekerdim ama yine evden de kaldırabilirsem kaldırırım. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Ot basmış oraya. Otu belli bitince adı ormağın gibi olur. Ne dedim? Motor girince de pek şey yapar. Hı. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş annemi eve bırakayım. Oradan çocukları almaya gideceğim okula. Euzubillahimineşşeytanirracim. Uşaklar alayım eleyim ben. Hazırım geliyor. Her taraf tozluyor. İşte yaz geldim böyle oluyor arkadaşlar. Bir toz var. Yoruldum ya. Ova ettik. Ova'da yonca ektik. Ahmet babana telefon etti. Yonca bitmiyor değil mi? Babana telefon etti. Değirmendeymiş. Dalga mı kısırdık o da? Haa değirmen gitti. Ben de alırım dedim gayrı. Ben eve geldim. Ama Ramazan'ı alacağım ama. Neyse aldık gayrı. Tutuyor. He? Şuradan kaç dakika mı çektin yazıyı? Haa. Ben kaç dedim? 15 dedim. Ne olmuş? Dün kim koydu onu? Ben mi koydum? Ekmek aldı da kadar oradan arttı dedi. Hava güzel değil mi çocuk? Ben eve gelince yaz, ödevim yaz, yaz gayrı. Ben eve gelince ödevimi yaptım sonra. Şiir ev rahat. Ne yapıyorsun? 23 yaşın ama. Bizim ödev yok. Bizim var. Bizim vardı iki sayfa. Benim ödevim yok. Hani şiir?
aldım. Bizim bu ödev çok kolay. Ketele toplusu çok kolay. Benim üç sayılıyor. İki sayılıyor. Üç tane attın. Üç sayılıyor. Dört tane attın. Dört sayılıyor. Hı, beş. Beş atmak için ilk önce dört tane yapıyorsun. Sonra dörtün şöyle çizik atıyorsun. Ha. O orta çizik atınca 5 sayılıyor. Evet. Altı, evet, altı ne oluyor? 5 tane çizik yapıyorsun, sonra çizik yapıyorsun. Ondan sonra o da 6 oluyor. Ha? Şöyle mesela 1 ya, 2, 3, 4. 5'i yapmak için çizik atıyor. 7 de ama aynı. Şöyle altı böyle. 6 yapıyorum o zaman, üstüne çizik yapıyorum. Bu çizgi 1, bu çizgi 2, bu çizgi 3, bu çizgi 4, evet. Bu çizgi 5 olması için böyle şey atacaksın. Şöyle şey atacaksın. Orada da çizik atacaksın. Çizik atacaksın. Kaça kadar devam ediyor bu sayı? 20'ye kadar falan gidiyor. Bunlar çok gidiyor. Gidiyor mu? Ha, çok gidiyor. Biz de öyleydi. 30'da falan. Öyle mi? Ya ben şey biliyorum. Roma rakamlarını biliyorum biz. Hani mesela V yapınca, yanında bir çizgi yapınca 5 mi sayılıyordu? Öyle bir şey. Roma rakamlarıyla şey, Roma rakamları çok şey yapıyor. Ha, işte onlar vardı. Onları hatırlıyorum ben. Evet. Diğerlerini beklemiyorum Ahmet. Güneş doğacak, sabah olacak, mektupta yazılacak. Erkan abi, sen bunu tarafını nasıl yapıyorsun videoyu? Hah, ulan gidiyor bak bak. Geliyor mu? Ulan hızlı tuttuk ya Fahri abi. Geliyor mu? Heee. Tozuya bassa. Gidik ya. Aaa Fahri! Değişen! Değişen var mı? He? Değişen var mı? Değişen, tuz var, çay var. Ha. İyi, denmez içeri. Yani. Hadi hadi. Bak bu bandek geldi değil mi? Gelmezden mi geliyor? Evet, gelmezden gitmiş. İyi mi almayan hayvanları? Bu torba da bize glukoz paket dedim ama kötü bir şey kaldı. Erkan abi, köylüyle yiyeyim diye. Anladın aşkım, hayvanı... Yem. Ha, biz yem. Normalde yem. Biz yiyeyim diyoruz. Evet. Mesela biz Kastamonluyuz ama Kastamonu diyoruz. Mastam. Baba, yin desek, tavuk bunu yin. Ahmet, biz kurbanla size geleceğiz, kurbanı kesmeye. Ha. Biz Ahmet onlara gidiyor. Gidiyoruz Erkan abi. Hadi inşallah, Allah'ım bak. Kurban herkese gidiyor. Ahmet, bize mi gelecek? Bizim kurbanı buyuruz, ben Faruk abi kesecek yarın. Bizim kurbanı neydi? Yumurta yarışması. 23 Nisan'da... Yumurta yarışması biz yapıyoruz. 23 Nisan'da... Ben olmayabilirim. Şey. Niye bana? Bir kaşık koy ya. Niye dersin? Şu su kabullesin ya. He, kaşığı ağzında tutuyorsun. Ha, bir o... de o yemek yediğimiz yer var ya. Ne olmuyor? Ben ameliyat edeceğim ya. Oraya şey vuruyor. Ameliyat edeceğim. Ona başka bir düşünme gerek. Ameliyat edeceğim. Siz yapın. Bilen 22'sinde gidiyor. Ya. Kim getirecek? Neyle bir? Hani senin babanın. Babanı edeceğiz. İşte baba. Baba 3 gün kaldı. Babanla beraber edeceğim biz o inşallah. Baba 3 gün kaldı. Evet azaldı yavrum. Oğlum da 22'sine gidiyor. Biz de 22'sine. Bakalım şu otardan alacaklar. Bakalım otar. Biz. Baba ben şey eve gelince ödevimi yapacağım, rahat duracağım. Aynen. Erkan abi. Eve gidesem ya karım dövecek. Bir de maç var. Ne için? Ahmet, dün açtığın Kastamonu'nun maçı vardı, baktın mı? Ya Erkan abi, ben Kastamonu'nun maçı vardı. Normal abi, Kastamonu'yuz lan şimdi ha. Kaybediyorum Ahmet, beni kaybediyorum. Yendik mi? Yendik. Kaç mı? 1-0. İkinci dakikada Kastamonu gol yedi. İkinci dakikada. Nereye kardeş? Geliyor mu? Ahmet buraya geldi. Gel gel, bir acım. Zaten şey dinle. Lan sıkışın işte lan, kendine bana alın lan. Ramazan sıkışıyor on der şimdi. Ramazan bucağını alma canım, Allah Allah. Ben bucağını okuyorum. Ahmet Hüseyin sıkıştım ha. Ben sıkıştım ya. Ne sıkıştım? Vallahi bak. İdare edin geçti. Ben burada hiç sıkıştım. Ben de. Nereden geliyorsun? Buraya bile doğru gittim. İyi. Tarım yanmıyor da gitti kuyu. Evet bir şey. Hava da iyi. Hava da iyi. Ben dedim spor yapayım. İyi yapmış iyi. Dedim baba. Gideye gidiyordum, geleye gidiyordum dedim. Erkan
Akın abi. Hah. Biz bu sene her şampiyon olsak yani her sene. Bilmiyorum ya, bak futbol bu ya, hiçbir şey belli olmaz Raşim. İyi oynaya kazansın diyelim. Şimdi ben derim... Baba. Ben bir tek bir maçtan korkarım, fixtürde o da alan yer. Baba. Çoluk bunu aşağı. Ulan sen hastanede 8 milyon vurdun ya. Bilemiyorum ya artık. Ulan kızı el salla. Babanı bir el almış tabii. Kaç gün duracağım? Bilemiyorum, kaç gün durmuyor. Kurbanı hangisi Mustafa? Kurbanı sanmazlar. Doktor neden gidiyor? Yok yok. Kapalı. Kapalı yol diye. Evet abi. Hadi iyi yayınım. Selam. Konuşuruz. Görüşürüz. Hadi oy. Merdane çektin mi? He? Merdane. Yok. Buraya. Buraya. Kardeşler bir şey yaparız. Tamam, geçten falan bir şey diyorum. Tamam. Merdane neredeydi? Bilmiyorum ki. Açık para bu şey edeceğim. Haberleşiriz. 200 bin. Ne yapacaksın hacım? İyi olma başın. Paraya bakmayacaksın. Yani niye çalışıyorsun? Ameliyat yapınca böyle bacağı mı düzelir? Bacağın değil la. Kalktı ameliyat hocam, kalktı. Kalbin inilecekler, kapağı. Emre, buban da 10-20'ye çıkamıyor. Kalbin kapağı değişecek. Emre, 20 ile... Bacağında ne var Fırat senin? Para mı? Baba. Ha. Belli olmaz baba, abi, ben icra edeceğim. Kalp hasta sormayacaksın değil mi? He? Kalp hasta. Yani dikkat edeceğim, Emre, dikkat edeceğim. Emre, doğru demiyorsun. Ben hatta da gidemiyorum, bana her gün buraya geliyorum. Bütün diyor karnem. Gel, aynen işte, aynen. Hadi buyurun gençler, hadi. Sabah görüşürüz. Hadi Mustafa, görüşürüz. Çantalarla da alalım. Baba, 1987'de yapılmış. 37 olmasın oğlum? Evet, 37. 37 yavrum, 87 değildi. 1937 değil mi? Versene telefonu. 1937 yavrum, o işe hiç o. 37. 3-3. Tamam işte. Geçti, görüşürüz. Yani iyi bana. Ha, sabah görüşürüz. 3-3. O ne lan? Kaç? 3-3. Biraz şey yapmışlar. Hadi kaçın ulan. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi iyi günler. Oha, 1937'den bu ev kalsaydı villa gibi olurdu. Baba.